Değerli tiyatro severler, değerli oyuncu adayları, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalım. Bugün sizlerle birlikte tiyatronun temel kurallarından biri olan tiyatrodaki üç birlik kuralını işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki eski antik Yunan döneminde yazılan trajedi oyunlarında üç birlik kuralı en önemli tragedya oyununun özelliklerinden biriydi. Ve kısaca ifade etmek gerekirse yer, zaman ve olay birliği anlamına geliyor. Yani eski yazılan trajedi oyunları tek bir mekanda ve tek bir olay üzerine ve bir gün içerisinde gerçekleşen konulara sahipti. Yani buna şöyle bir örnek vermek gerekirse yine eski antik Yunan döneminin önemli yazarlarından Sofokles'in ölümsüz eseri Antigone'yi örnek gösterebiliriz. Olay Tebai şehrinde geçer ve oyunun başında Antigone'nin kardeşleri Kral Oidipus'a yani Antigone'nin öz babasına karşı çıkarlar ve onu Tebai kentinden sürerler. Sonra Antigone dayanamayıp vicdan sahibi bir evlat olarak babasına yardımcı olur. Babasını Kolonos şehrine yerleştirir. Fakat babası bir süre sonra kendiliğinden bu acılara dayanamaz ve vefat eder. Sonrasında Polinikes yani Antigone'nin kardeşi dışarıdaki güçleri toplayarak Tebai şehrine saldırmaya başlar ve amacı intikam almaktır. O sırada yine Antigone'nin kardeşi olan Eteokles ise muhafızları yanına alıp şehri korumaya çalışır. Bu çıkan savaşta hem Polinikes hem de Eteokles ölürler. Daha sonra Antigone'nin dayısı Kreon kral olarak Tebai kentinin başına gelir. Ve Kral Kreon başa geldikten sonra savaş sonrasında hemen önemli bir karar alır. Eteokles devleti koruduğu için özel bir devlet töreniyle cenazesi yapılır ve gömülür. Ama Polinikes ise herkesi cezalandırmak adına ibret olsun diye açık alanda bırakılır ve kurda kuşa yem olsun diye cesedi açıkta kalır. Bunun üzerine Antigone gerçekten çok üzülür, dayanamaz, gider ve kardeşi Polinikes'in cesedini gömer ve kendince bir cenaze töreni düzenler. Bunu duyan Kral Kreon çılgına döner, Antigone yani öz yeğenini hemen huzuruna çağırttırır ve sonra aralarında büyük bir tartışma sahnesi başlar. Kral Kreon Tebai yasalarına karşı gelemeyeceğini söyler. Antigone ise devlet yasalarına karşı çıkar, isyan eder ve tanrısal adaleti savunur. Kral Kreon bu tartışmanın sonunda istemeyerek de olsa Antigone'yi ölüme mahkum eder ve mahzene gönderir. Bütün bu trajediye dayanamayan Antigone en sonunda intihar ederek kendini öldürür. Nişanlısı Haimon haberi duyunca hemen Antigone'nin yanı başına gelir ve oracıkta o da intihar eder. Bunu duyan Haimon'un annesi Eurydike ise bütün bu üzüntülere dayanamayıp ölür. Ve inanılmaz bir trajedi gerçekleşmiş olur. İşte bu anlattığımız oyunda daha önceki trajedi oyunlarında bahsettiğimiz gibi koro belli aralıklarla çıkar, olay örgüsündeki hikayeleri anlatır, bize oyunla ilgili bilgi verir. Ama asıl olay, yani oyunun konusu olarak baktığımızda Kreon ve Antigone arasındaki konuşma tek bir mekanda geçer. Bütün o Tebai kentindeki savaş ve cenazenin gömülmemesi hikayesi üzerine, tek bir olay üzerine konuşur ve tartışırlar. Ve bütün bu olanlar 24 saatte, yani tam bir günde gerçekleşmiş olur. İşte tiyatrodaki üç birlik kuralı budur. Evet arkadaşlar, nacizane yetmeniz olarak bugün sizlere tiyatroda üç birlik kuralını anlatmaya çalıştım. Buna istinaden sorularınız varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bunları cevaplandırmaya çalışacağım. Bugün trajedi konusuyla ilgili detayları da tekrardan bir hatırlamış olduk. Tiyatrodaki üç birlik kuralı bugün hala birçok eserde, yeni yazılan dizilerde, sinema filmlerinde, yeni yazılan romanlarda, kitaplarda, sanat eserlerinde hala kullanılan bir yöntemdir. Hatta zaman zaman komedyada tragedyanın bazı özelliklerini kullanır. Evet, en yakın zamanda yine içeriği güzel olan yeni bir eğitim videosunda görüşmek üzere.